Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-lezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ ya lem ya'lem. Ve sallallahu ala rasûlihi seyyidina Muhammedin ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, Kitab-ül İman'dan devam ediyoruz. Hadis-i şerifi Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Ve Huzeyfe radıyallahu An, kal اِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَىٰ اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاَمَّا الْيَوْمُ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ اَوِ الْا۪يمَانُ رَوَاهُ الْبُخَارِ Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimseye izahar etmedi, kimseye açmadı. Meseleleri, konuları, mevzuları Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anhuma Efendimiz'i açıyor, onunla paylaşıyor. Yani Allah Resulü aleyhisselam bu ümmet nerede yıkılacaklar, nasıl yıkılacaklar? Allah Teala'nın takdir ettiği o konular, mezalikül akdam, ayakların kaydığı yerler nereleri? Oralarda, o bahislerde Huzeyfe bin Yaman'la Efendimiz'in özel meclisleri var. Hazreti Ömer bile ona soracak. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'de birisi vefat ettiğinde, Namazına gidip gitmeme, acaba bunda nifak hali var mı? İslam'ın zahirinden istifade eden ucuz bir adam mı bu? Hakiki bir Müslüman mı? Onu anlayabilmek için Huzeyfe'ye bakıyor. Huzeyfe radıyallahu anh bir cenazeye gittiyse, Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz de gidiyor, o kadar yani. Valilerini soruyor, diyor ki falan vali, filan vali. Acaba onda, şunda, bunda nifak var mı diye... Hz. Ömer Efendimiz'e valilerin bir tanesi münafık diyor. Yani Ömer devlet başkanı, onun valileri var ama insan olması asabiyle onun da gözünden kaçan hususlar olabiliyor. Birisi münafık diyor fakat onu söyleyemem. Kim olduğunu söyleyemem. Sonra Hz. Ömer radıyallahu an onu azlediyor. O da isabet ettiğini söylüyor. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anhuma. İslam'ına baktığınız zaman Huzeyfe'nin bir cihetiyle muhacir, bir cihetiyle onu ensar olarak görüyorsunuz. Babası bir kan davasından dolayı Mekke'den Medine'ye gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha henüz hicret etmemişken o Medine'de dünyaya geliyor Huzeyfe. Sonra Efendimiz aleyhisselama babası geliyor bir heyetle beraber Müslüman oluyor. O da Müslüman bir babanın evinde neş'u nema buluyor. Yani babası mürebbi, Müslim bir mürebbi. Onun terbiyesinde hayatı tanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gidince daha sonra Efendimiz ona muhacir mi, ensar mı olması noktasında konuşuyorlar. Allah Resulü onu muhayyer bırakıyor. Yani dilersen ensar ol, dilersen muhacir ol. Ensarın şerefinden, ensarın rütbesinden dolayı muhacirin de kendi dünyasında ayrı bir rüçhaniyeti var. Ama Huzeyfe radıyallahu an ensar olmayı tercih ediyor Efendimiz aleyhissalatu vesselama. Bu noktadaki isteğini ensar olma noktasında izhar ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Huzeyfe'yi o kimliğiyle kabul ediyor. Bedir'e katılacak, babasıyla birlikte Medine'ye gidiyor. Yolda Ebu Cehil kendi adamlarıyla, eşkıyalarıyla Huzeyfe'nin yolunu kesiyor. Göndermiyorlar Medine'ye. Sonra söz alıyorlar, gideceksin ama katılmayacaksın. Peygamber aleyhisselamın ordusunda olmayacaksın. Yüreğinde bu acı var, bu yara var. Onunla Medine'ye geliyor Huzeyfe radıyallahu anh. Efendimiz'e söz ya Resulallah diyor. Bu ağızdan söz çıktı. Bunlar Allah düşmanı olsa bile, Ebu Cehil olsa bile biz savaşa katılmamaya dair söz verdik diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bel nefi lehum ve aleyhim buyuruyor. Onlara verdiğiniz o söz bizim sözümüz. Siz dediyseniz bir Müslüman olarak Madem ki biz bir cemaatiz, madem ki biz bir ümmetiz, o halde sizin ağzınızdan çıkan o söz bizim sözümüz. O halde bel ne filahum. Fakat ve nesta'inullah aleyhim. Siz oraya gelemeseniz de burada durun. Siz burada kavli dualarınızla biz de Bedir'de fiili dualarımızla diyelim ki Allahumma in tehlik hadhihi'l isabe felen tu'bada fi'l ardı ebeda. Ya Rabbi, kendi adımıza değil, Muhammed Aleyhisselam'ın ailesi adına değil, Ensar'ın, Muhacir'in hanı, hanumanı, hurma bahçeleri adına değil, senin dini mübini İslam'ın adına istiyoruz ya Rabbi. Eğer şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek Kimseler kalmayacak ya Rabbi. Bunun adına istiyoruz. Ve aleyhim. Yani Cenab-ı Hak'tan yardımı, zaferi, nusreti istiyoruz. Ama siz burada durun, kavli dualarınızla, biz fiili dualarımızla Bedir'de duralım, olalım, vazifemizi ifa edelim. Fakat sözünüzle sözümüz olsun. O söze sadakat gösterelim. Uzeyfer radıyallahu an babasıyla birlikte Bedir'e katılamaz. Uhud'a gelir. Büyük adamların imtihanı büyük kardeşlerim. Uzeyfer radıyallahu an babasıyla birlikte orada babası bir kenarda duruyor. Yaşlı sahabilerle birlikte fakat Uhud'un seyrinin değiştiğini görünce baba şehadete gitmek istiyor. Huzeyfe'nin babası radıyallahu an iniyor, geliyor. Orada karışıklık oluyor. Kuzeyfe'nin babasını şehit ediyorlar. Sahabe şehit ediyor. Anlayamadan şehit ediyorlar. Yukarıdan uzaktan bağırıyor. O benim babam, babam, babam diyor. Fakat koşana kadar babasını orada Müslümanlar yanlışlıkla şehit ediyorlar. Arkadaşlarının, sahabenin yanına geliyor. Uhud'da acılar var. Bir münafıkların ihaneti var. Onlar ayrılmışlar. Yolda Peygamber aleyhisselam bırakmışlar. Geri dönmüşler Abdullah bin Übey ile beraber. Sonra şehitler var, şüheda var, Hamza var, Enes bin Nadır var, Abdullah bin Cahşlar var, Musablar var radıyallahu anhum. Bütün bunlar var. Bir de Huzeyfe'nin yanlışlıkla şehit olan babası var. Sahabeye bakıyor. Yağfirullahu lekum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın kapısında eski düşmanlarına, Mekkelilere söylediğini, Hz. Yusuf'un kendisini kuyuya atan kardeşlerine söylediğini söylüyor. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Yani bir Müslüman kardeşiyle beraber arasında bir sorun var, bir sıkıntı var. O kadar bir büyük sorun ki yanlışlıkla onlar babasını öldürmüşler, babasını şehit etmişler ama onlar için lanet cümleleri kurmuyor beddua etmiyor. Öfkesi, garazı sadece şu, يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Allah Teala sizi mağfiret etsin. Diyeti de bütün ashab-ı kiramın fukarasına, babasından ne kadar diyet tahakkuk ediyorsa, onu da ashab-ı kiramın fukarasına sadaka olarak veriyor. Bedir'e gelemediler, gelmek istediler, istediler, yoldaydılar ama söz vardı. Müslümanın söze sadakati gerekliydi. O sadakat adına Bedir'e katılamadı. Uhud'da var, babası şehit oluyor. Ağır bir imtihan var ama kardeşlerine karşı yagfirullahu lekum diyor. Hendek muharebesi olunca Hendek'te diyor ki Huzeyfe radıyallahu anh o kadar sıkıntı, o kadar meşakkat içindeyiz ki bir soğuk var titriyorum. Bir bez parçasına sarıldım. Şiddetli karanlık var. Parmağımızı bile göremiyoruz. O şiddetli karanlığın, fırtınanın içerisinde titriyorum. O an birisi yanıma geldi. "Men ente?" dedi. "Sen kimsin?" Baktım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe dedi. "Ayağa kalk." Ayağa kalktım. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Git düşman karargahına." Onlar ne durumda, ne yapıyorlar, neler konuşuyorlar arasına gir. Onların sırlarına muttali ol, savaş sırlarını al buraya gel. Tehlikeli bir vazife. Huzeyfe gidecek. Allah Resulü'nün sırdaşı orada fark ettikleri an şehit edecekler, öldürecekler. Ölümün muhakkak olduğu yere gidiyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi. Yani orada bahane yok. Orada mazeret yok. Hz. Ali gibi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken ölümün muhakkak olduğu gece Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yatağına girip onun yatağında kaldılar. İçeriye girseler onu öldürecekler, şehit edecekler ama bunu biliyor. Bilmesine rağmen peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yatağına giriyor onları oyalamak için. İşte içeride birisi var. O var, Allah Resulü zannediyorlar, yollara düşmüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden, ardından gitmiyorlar. Huzeyfe de onu yapıyor. Hem de gidiyor, gittim diyor. Ebu Sufyan konuşuyor. Dedi ki şimdi size sır bir şey söyleyeceğim. Herkes yanındakinin elini tutsun, kim olduğunu görsün. Yani aramızda Peygamber aleyhissalatu vesselamın safından, cephesinden gelen birisi var mı diye. Yani böyle bir yere gidiyorsunuz siz. Böyle bir vazife yapıyorsunuz. İslam adına, Allah Resulü adına. Ölüm var orada gideceksiniz böyle ellerine tutacaklar. O an baktıkları zaman kimsin diye sorunca Huzeyfe dediğiniz anda sizin başınızı vuracaklar. Orada Ebu Sufyan diyor ki burada... Burada biz uzaktayız. Medine'ye geldik. Onlar kendi evlerinde, kendi evlerinin önünde müdafaa ediyorlar. Burada daha fazla durmayalım, duramayız diyor. Ben gidiyorum, Ebu Sufyan ayrılacağını bildiriyor. O haberi alıyor, getiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların İslam devletinin istihbarat teşkilatının olması gerektiğini de Huzeyfe bin Yamanla bize bildirmiş oluyor. Yani sizin Irak'ta adamlarınız olacak, Suriye'de olacak, Esed'in sarayında olacak veya sarayda olacak. Oraya kadar adamlarınızı göndereceksiniz. Onların o düşünce merkezlerinde, strateji merkezlerinde Müslümanlar aleyhinde neler konuşuyorlar, neler planlıyorlar. Oraya kadar sizin adamınız girecek, bunlara vakıf olacak. Tıpkı Hz. Abbas'a yaptırdığı gibi. Hz. Abbas da radıyallahu anh Müslüman olduğunu ta Fethi Mekke'ye kadar tehir ediyor. Yani onu bildirmiyor. Müslüman da bildirmiyor. Hatta Bedir'de bile fidye veriyor. Müslüman olduğu belli olmasın diye müşriklerin safında. Çünkü oradan haber toplayacak, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirecek. Yani İslam devletinin istihbarat teşkilatı dışarıdan alacağı o bilgiler, onlarla İslam'ı, Müslümanları, ümmeti muhafaza etmesi nasıl farsa böyle bir teşkilatı kurması da delalet yoluyla farzdır, bunu yapmalıdır yani. İslam devletinin en güçlü istihbarat teşkilatı İslam devletinin olmalıdır. Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz orada da başka bir görev alıyor. Yani Hendek Muharebesi'nde. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu sırlarına vukufiyetinden dolayı herkes geliyor, ona soruyor ama kimseye açmıyor. Yani bir Müslüman sırra nasıl mezar olacak? Ebu Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh bunu da bir Müslüman olarak imani ve İslami kimliğiyle izhar etmiş oluyor. Bir gün Hz. Ömer Efendimiz sahabeyi topluyorlar. Onlara diyorlar ki, İslam'ın ve ümmetin geleceği adına ne temenni ediyorsunuz? Yani muhal farz. sen şunu temenni ediyorsun, Allah Teala sana verecek. Sen şunu Allah Teala sana verecek. Onlar diyorlar ki, evlerimizin içi mal dolu olsa, evlerimizin içi mücevher dolu olsa, biz de o malları, o mücevherleri Allah yolunda sadaka olarak versek. Hz. Ömer Efendimiz'e sıra geliyor. O da diyor ki, Lakin, Lakinni etemennâ ricalen misle Ebi Ubeyde ve Huzeyfe bin Yaman ve Muazin diyor. Radıyallahu anhum. Lakinni etemennâ ricalen misle Ebi Ubeyde ve Muazin ve Huzeyfe radıyallahu anhum. Ben de diyor böyle kahramanlar Allah'tan bana ihsan etmesini temenni ediyorum. Yanımda Ebu Ubeyde olsun, yanımda Muaz bin Cebel olsun, yanımda Huzeyfe bin Yeman olsun. Onları vali olarak göndereyim, onlar şehirlere gitsinler, Yemen'e gitsinler, Filistin'e gitsinler, Medain'e gitsinler. Oralara imanı, irfanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi taşısınlar.'' Sonra onlara mal gönderiyor. Bakın diyor, onlar neler yapacaklar bu malı? Ebu Ubeyde'ye gönderiyor. Ebu Ubeyde halifeden kendisine gelen malı alır almaz fukaraya sadaka olarak veriyor. Huzeyfe bin Yaman alıyor, sadaka olarak veriyor. Muaz bin Cebel alıyor ki Muaz'ın çok borçları vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun borçlarına yardım olsun diye onu Yemen'e gönderme niyetlerinden, amaçlarından birisi de bu. Yani ilmi var, irfanı var, orayı sünnetle dolduracak ama aynı zamanda orada memuriyeti de olacak. Ondan dolayı nafakasını da alacak. Yani öyle birisi olmasına rağmen Muaz bin Cebel de halife kendisine ne gönderdiyse bakmadan şu kadarı kendime, şu kadarı aileme ayırayım demeden hepsini veriyor. Öyle bir vali bunlar. Hazreti Ömer onları istiyor Allah Teala'dan. Yani böyle adam olmak. Yoksa evini doldurdun, ocağını doldurdun, tarlayı büyüttün. En tarlanın büyüdüğü an, apartmanların, dairelerin arttığı, dükkanların genişlediği, bankada hesapların, o meblaların büyüdüğü an ölüme daha yakınsın. Onlar artıyorlar, hanlar, hanumanlar, onların sayıları çoğalıyor. Ama senin ömrün azalıyor. Sen onları bırakıp da Allah'a gitmeye daha yakınsın. İşte böyle bir oyunun içinde insanoğlu. Sahabe eşyaya gerçek suretiyle bakıyor. Onların hocası Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Nasıl bakacaklar, nasıl anlayacaklar? Hazreti Ömer Efendimiz o mal ayarına bakıyor valilerin önce. Dünya malına karşı bir zafiyeti yoksa onları vali olarak gönderiyor. Onu da Medain'e gönderiyor. Bir mektup yazıyor. Diyor ki bunlar iffetli. Bunlar öyle fukara ki yıkılırlar açlıktan ama ellerini kimseye açmazlar. Orada vali ama kimsenin hatta hazinenin malına bile ekmekleri kifayet edecek kadar, nafakaları kifayet edecek kadar ellerini bile uzatmazlar. Dolayısıyla siz bu neye muhtaçsa onları verin diyor Huzeyfe bin Yaman'a. Onlar da diyor ki valilerine ne istersin hazine onun idaresinde ama soruyorlar. Yani şeffaf bir toplum var. Neden şeffaf? İnsanlar görsünler. İslam'ın adaletini görsünler. Peygamber Aleyhisselam'ın iklimine girince haklar, hukuklar nasıl korunacak görsünler hal dili onlara la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedirsin. O valilere bakıyorlar. Onların evleriyle, onların çocuklarıyla münasebetlerine bakıyorlar, Müslüman oluyorlar. Bu zayıfe ediyorlar ki ne istersin? Taamen akuluhu ve ala dumtu fikum. Bir şu beni ayakta tutacak kadar yemek verin bana. Bir de şu merkebimin Otunu verin, alafını verin. İşte bunun bunun dışında sizden başka hiçbir şey istemem. Verseniz de kabul etmem diyor. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh. Hz. Ömer Efendimiz onu alıyor Medain'den. Medine'ye geliyor. Medine'de Huzeyfe'yi bizzat kendisi de karşılamaya çıkıyor. Gelenler var. O gelen var. O geleni Huzeyfe'yi Medine özlemiş. Allah Resulü'nün sırdaşını özlemişler, yola çıkmışlar, Huzeyfe bin Yeman'ı karşılayacaklar. Karşılayanlar arasında devlet başkanı Ömer radıyallahu anh da var. Bakıyor ki Medaine onu o büyük eyalete gönderirken bir merkebin üzerindeydi, yine bir merkeple geliyor. Arkada merkep sürüsü yok, merkep sürüsünde ailesi, çocukları, torunları için hediyeler yok... Altın yok, gümüş yok. Bir merkeple Medain'e göndermiş. Yine Medain'den Ömer'in valisi, Hazreti Muhammed'in öğrencisi bir merkeple deniyor. Hazreti Ömer'in gözleri doluyor. Diyor ki, Ante ahi ve ana Benim kardeşim sen, sen benim kardeşim, ben de senin kardeşinim. Ben devlet başkanı Ömer değilim. Ben Mısır'ın, ben Suriye'nin, ben Irak'ın, ben İran'ın devlet başkanı değil, medaine bir merkeple gönderdiğim, orada dünya malına itibar etmeyen, sadece İslam'ı anlatan Medine yine bir merkebin sırtında dönen Huzeyfe'nin kardeşi Ömer'im diyor, beni böyle bilin. Nasıl diyordu ya, ben Selman'ın kardeşiyim. Selman bin İslam dediği zaman, ''Ben İslam'ın çocuğu Selman, ben de bundan sonra Hattab'ın oğlu değil, İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi Ömer'im. Beni bundan sonra böyle anın, böyle yad edin.'' diyor. İslam, ashab-ı kiram efendilerimizin iliklerine kadar nüfuz etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın değerleri neredeyse bunlarda oradalar. Orada İslam'ı yaşıyorlar, orada imanı hücrelerine kadar yaşıyorlar. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu an Hazreti Osman'ın şehadetinden 40 gün sonra o da ruhunu Allah azze ve celle'ye teslim ediyor ama arkada izzetli bir hayat bırakıyor. Nasıl vali olunur, nasıl sırdaş olunur, nasıl Ömer'e kardeş olunur bunları anlattılar, bir hayat bıraktılar. O hayatın arkasından vefatına doğru ona bir kefen getiriyorlar. 300'e e satın almışlar o kefeni. Bu kefenin içerisine Allah Resulü'nün öğrencisi biner mi? Medaine merkeple giden, merkeple gelen, hayatına haramdan zerre kadar sürmeyen, hayatını lekelemeyen Huzeyfe, 300 liralık bir kefenle Allah'a giderse bunun hesabını nasıl verir? Gidin bana iki parça bulun gelin, onun içine koyun o halde kefenleyin diyor Huzeyfe radıyallahu an anuhuma. babası da sahabi o halde Cenab-ı Hakk'a gidiyor Allah Teala onun yolunu yolumuz kılsın onun şefaatine bizleri nail eylesin inşallah peki o Huzeyfe rivayet ediyor ve han Huzeyfe radıyallahu an kal innemen nifaku kâne ala ahdi rasulillah Nifak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaydı. O zaman biz şu münafık diye bunları izhar etmiyorduk. Neden izhar etmiyorduk? Çünkü İslam'ın zahirde bundan menfaati vardı. Sayılarımız azdı. Eğer bunlar münafık dersek o zaman bu zalimler içimizden çıkınca yani onlar düşman olunca sayımız aşağıya düşecekti. Düşman için caydırıcı olma özelliğini kaybedecektik. Onun için onların münafık olduklarını izhar etmiyorduk. İkinci olarak da şunun için izhar etmiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tartışmayı abes görüyorlardı. Yani sahabe arasında böyle bir mevzunun konuşulmasını dışarıdan insanlar bakacaklar. Diyecekler ki yani bunların kendi evlerinde, kendi cemiyetlerinde huzur yok. Eğer bir evde huzur yoksa bir kız o eve gelin olarak gitmek istemez. Bir apartmanda huzur yoksa siz böyle bir apartmanda daire kiralayıp çocuklarınızı, ailenizi oraya koymak istemezsiniz. Yani huzur yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir münakaşa, böyle bir tartışmanın İslam cemiyetinde olmasını diğer dışarıdan bakan insanların yani ailesinden, cemiyetinden, o putperest dünyadan nefret edenlerin kurtuluş olarak gördüğü İslam'a koşmasının önünde bir engel olacağını terakki ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için böyle bir tartışmayı yersiz görüyor. O da diyor ki, nifak bizim zamanımızda vardı ama şimdi öyle değil. Şimdi, فَاَمَّ الْيَوْمُ Yani Efendimiz'e بَعْدَ وَفَاتِ رَسُولِ الله, diyor. Yani بَعْدَ وَفَاتِ النَّبِيِّ Efendimiz'den sonra fe huvel kufru evil imanu. Allah Resulünden sonra artık ayrılmıştır. İman vardır, küfür vardır. Yani yollar birbirinden temiz edilmiştir. Orada bir daha nifak halleri aramayın diyor. Hatta oturuyor bir defasında diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birisi şu kelimeyi kullansaydı ona münafık derlerdi. Ama şimdi surette Müslümanların arasında meclislerinde oturuyorum. Bir kişi bir mecliste o kelimeyi tam dört defa kullanıyor. Yani ümmet nereden nereye düşmüş? Ve sonra diyor ki kendinize sahip çıkın. Münafık olmamak için, imanınızı, istikametinizi korumak için Ebuvâbul Umara diyor. Ebuvâbul Umara ya da Ebuvâbel Umara. Oralardan uzak durun devlet başkanlarının kapılarında beklemeyin. Oralarda durmayın. Çünkü devlet başkanının sarayına, odasına girerseniz orada hakkı söyleyemezsiniz. Orada bir masa var, orada adamlar duruyor. Sizi oraya oturttukları zaman o makamın karşısında kırılırsınız. Ebu Vâbel gitmeyin diyor. Umara kapısında İslam'ın izzetini, İslam'ın şereflerini, şerefin ayaklar altına almayın. Onun için İslam tarihinde saraylara giden, sultanlarla beraber oturan alimlere iyi bakılmadı. Peki sultanlar, onları kim ikaz edecek? Onlar medreseye gelecekler, ilmin ayağına gelecekler. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, sarayda müsteşar, müşavir olmak isteyen talebesine İslam'ın ilmin izzetini koruyabilme adına müsaade etmiyor. Şimdi kardeşlerim bugüne bakarsanız, yani iman var, küfür var. Öyle diyor. Böyle bakmak, böyle ayırmak gerekiyor. Bugün Müslümanların yapılanmasını, Müslümanların cemiyet yapısını üçe ayırabiliriz. Üç başlık altında değerlendirebiliriz. Bir tarafta şöyle bir hareket var. Yani Afgani ile Abdullah Reşit Rıza ile bugüne gelen o modernist hareket. Onlar İslam'ı şöyle görüyorlar. Batı hakim, Batı yargıç, onlar Allah'ın dinini mahkum ettiler. Bunlar da orada duran avukatlar. Kalkıyorlar Allah'ın dinini savunuyorlar. Allah'ın dinini, batının mahkum ettiği dini savunurken sürekli inkar ediyorlar. Batı diyor ki İslam'da şu şiddet var. Mesela rejmi gösteriyor. Evli zina etmiş, aileyi yıkmış, perişan etmiş. O evde ne kadar çocuklar varsa Onları o baba, o anne evliyken zina ederek hükmen öldürmüş. Şimdi orada bir ilahiyatçı var. O da kalkıyor, batı yargılıyor ya. Onun karşısında duyam, duramıyor. Şahsiyetini kaybetmiş. imani duruşunu kaybetmiş. Abdullah bin Mesud gibi Darun Nedve'nin önüne gelip Er-Rahmanu allemel Kur'an Halakal insane allemehul beyan Dinle ey Darun Nedve dinle Londra, Paris, yer ve gökleri yaratan Allah'ın kelamıdır bu. Deme iradesi yok, cesareti yok, o imanı yok. Evvela istikamet gerekli kardeşim. Orada, burada, şurada. Muzebzebine beyne delik. Bir oraya, bir buraya aidiyeti olan adam İslam'ı, Allah Resulü'nün yolunu temsil edemez. Temsil liyakati, aidiyeti İslam'a olamaz böyle kişilerin. Bunlar onu inkar ediyor bakıyorsun. Öteki tarafta kalkıyor. Nuzul İsa'yı inkar ediyor. Neden? Çünkü batılı adam yargılıyor. Bu avukat onun karşısında hakim, hakim olduğundan, batı hakim olduğundan, o da maddeye baktığından e, onun karşısında savunamayınca diyecek ki batılı adam olur mu? Uygarlık bende, hakimiyet bende. Nasıl olur da benim peygamberim İsa gelecek senin peygamberine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacak onun şeriatıyla amel edecek. Ne yapıyor? İnkar ediyor. Yok diyor. Hz. İsa gelmeyecek diyor. Yüz tane hadisi reddediyor. Buna delalet eden ayetleri kendince batıl bir şekilde tevil ediyor. Neden? Çünkü aşağılık psikolojisi var. O hakimlerin karşısında duramıyor. Peki ikinci sınıf kim? Onlar da batıda siyasi bir hareket, siyasi bir yapılanma, ideologya çıkınca hemen alıyorlar, koşuyorlar. Diyorlar ki tamam bulduk, İslam bu sizin anlayışınızı kabul eder. Demokrasi çıkıyor, onlar koşuyorlar. Diyorlar ki bizden korkmayın, bizim dinimiz her kalıba girer, her şekle girer. İstediğiniz şekilde onu tevil ederiz diyorlar. Alın size İslam demokrasi diyorlar. Peki öteki tarafta kapitalistler çıkıyor. Aman diyor bizden korkmayın. Biz kapitalist oluruz. Sizin değer yargılarınızı kabul ederiz. Siz dünyayı sömürürsünüz. Biz de size oturduğumuz yerden ne ali adamlar diye alkış tutarız. İslam'ı hangi sistem, hangi anlayış çıkarsa alırlar, götürürler, ona uydururlar. Peki üçüncü sınıf diyor ki Huseyfe bin Yaman gibi hayat ya imandır ya küfürdür. Ya İslam'dır ya küfürdür. Ya sadece İslam ya hiç İslam diyorlar. Bel bil hakki al batil feyadmaghu ve zahik. Allah hakkı getirecek. Batılın sistemine vuracak. Londra'nın, Paris'in, New York'un beynine vuracak, dağıtacak. Nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Kisra'nın Bizans'ın düşünce sistemine imanı, İslam'ı vurdular, paramparça yaptılarsa İslam'ın hakikati de vuracak, dağıtacak diyor. Yahip İslam, Yahit hiç İslam. Hayata buradan bakıyorlar. Elhamdülillah. Bu yol ulemanın yoludur. Bu yol evliyanın yoludur. Şimdi bunlar kalkıyorlar diyorlar ki Yeni şeyler söylemek lazım. Bunların yeni dedikleri Allah'ın dinini kapitalizmaya, sosyalizmaya, liberalizmaya yama yapmanın adına yeni şey diyorlar. Yeni düşünce diyorlar. Biz diyoruz ki biz o kadar yeni söylüyoruz ki senin kalbini, senin düşünceni, senin anfini, senin evini, senin iktisadi nizamını kuşatan, gelen, sarıp sarmalayan küfre ait ne kadar değer yargısı varsa hepsini yeniden tasviye etmeye talibiz Allah'ın inayetiyle. Çünkü biz la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Allahu Ekber deyince, Allah en büyüktür deyince, kapitalizma büyük, komünizma büyük, sosyalizma büyükse, büyük görüyorsan unutma Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Onun için İslam orduları cihada giderken ne derler? Cenab-ı Hak onlara emrediyor. اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُوا وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا Düşmanın üzerine giderken Allahu Ekber deyin. Neden Allahu Ekber diyorsunuz? Belki 10 kişi, belki 100 kişisiniz, Kosova'dasınız, Mohoş'tasınız. Karşıda yüz bin kişi var. Onlar büyük. Yani maddi açıdan baktığınız zaman büyük. Ama Allahu Ekber, Allah en büyüktür dediğiniz zaman yüz binlik orduları böyle rüzgarın önündeki yapraklar gibi görüyorsunuz. Oraya şehadete giriyorsunuz. Onun için Ezan-ı Muhammedi dün de söylediğimiz gibi dört defa Allahu Ekber diyor. Unutma Allah iş görüşmesindeki o patrondan büyük, dekandan büyük, rektörden büyük, validen büyük, şundan büyük, bundan büyük. Onunla olan randevuya aldanıp da Rabbinin huzuruna gelişi ihmal etme. Allahu Ekber, Allah en büyük. Ezanın sonunda müezzin iki defa, son bir daha seni uyarıyor. Allahu Ekber. El malu vel venune zinetul hayatil dünya. Vel bakiyatul salihat. Bir de var ama. Yani diyor ki, bu dünyada o iş görüşmesi okullar, sıralar, masalar, şunlar bunlar namazı vaktinde kılmana engel oluyorsa, o adamları kendinden büyük zannediyorsan unutma ki Allahu Ekber, Allah en büyük. Eğer hala Allahu Ekberlerden sonra aldanma halin devam ediyorsa unutma ki o el malu vel benun var ya mal ve çocukların onlar kabirde geçmez, onlar ahirette geçmez. Wal baqiyatu salihatu khayrun inda Rabbi. O Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. İşte en hayırlı, en büyük olan onlardır. Onlarla bu yolda yürün, yürüyün. Şimdi bunlar bakıyorlar, zavallı tabi, zavallı olunca arka arka planı göremiyor. Arka planı göremeyince yeni şey söyle diyor. Azizim senin yeni dediğin batının eskisi. İnne cedidehum huve kadimu urubba. Avrupa söyledi attı çöpe. Şimdi oradan alıyorlar yeni dedikleri Allah'ın muazzez dinine vurmaya çalıştıkları yamalar kardeşim. Ya hep İslam ya hiç İslam. Şimdi bugün vesveseden bahsedeceğiz. Biraz sonra o hadise gireceğiz. O vesvesede o vesveseyi anlatırken şeytan nereden giriyor? Fevesvese lehuma şeytanu liyubdiya lehuma ma anhuma min Hazreti Adem'in Havva'nın o üzerinde tabi bir elbise vardı cennette. Vesvese veriyor onlara. O ağaçtan yiyor. O ağaçtan yiyince Hazreti Adem'in Havva'nın üzeri açılıyor, dökülüyor. Peki sonra onlar dünyaya geliyorlar. Dünyaya gelince Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e ilk emir olarak Ya beni Adem'e kad enzelna libasen yuvari sevatikum varişa ilk olarak örtüyü emrediyor. Örtü semadan geliyor. Yani Kur'an-ı Hakim şunu söylüyor. Sizi avret yerinizi açarak yıkarlar. Kadınlar avrettirler onları cemiyet merkezine çıkararak sizi yıkarlar. Bahar şenlikleri var. İstanbul'daydım. Oradaki bir üniversitedeki programda programdan sonra oradaki kardeşlerimiz geldiler. Dediler ki hocam, bizim buradaki rektörlük her yıl Müslümanların kurduğu bir üniversite. Rektör ortada duruyor. Sadece İslam diyemiyor. Allah'ın dinine yamalar vurmak istiyor. Ya da Allah'ın dinini imanı kamil olmadığından götürüyor sosyeteye, haydutlara uygarlığa ona yamamak istiyor. Medeniyete dair onun ruhunda, vicdanında eziklikler var. İslam'ı kamilen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın asabının yaşadığı gibi yaşama noktasında aşağılık duygusuna kapılmış. Zavallı adam, zavallı göreceksiniz, acıyacaksınız o adamlara. Nelere binerse binsin acıyın. Kaç tane sekreteri geçip de yanına giderseniz gidin, itibar etmeyin. O adamlara itibar etmeyin, zavallı. Bir çare adam onlar. Biz de dedi hocam, alternatif bir program yapıyoruz, gelir misiniz? Orada çıkacak, ey Müslüman gençler gelir misiniz? Burada bu adamlar sizin dininizle alay edecekler. Bahar şenlikleri adı altında Müslüman kızlar erkeklerle beraber aynı yerde toplanacaklar. Şarkıcılar, dansözler, oralarını, buralarını gösterenler sahne alacaklar. İffeti, izzeti, tesettürü ayaklar altına alacaklar. Kur'an'a sadakati olanlar, Hazreti Muhammed'e vefası olanlar örtünün bir bez parçası değil İslam'ın, İslam kadınının sancağı oldu, olduğuna inananlar bizimle beraber gelsinler. Kardeşim, eğer bir kadın kot pantolonu giyiyor, üzerinde ceketi, başında da bir şey varsa o bez parçasıdır. O örtü değil, bedeniyle, kot pantolonuyla, vücuduna yapışan o üzerine aldığı ceketiyle, şurasına bir bez parçası koydu, buradan içeriye soktuysa, erkeklerin şehevi bakışlarını o haliyle, o kıyafetiyle tahrik ediyorsa, onları tetikliyorsa, o kadının başına koyduğu, Allah'ın Kur'an'ında haber verdiği örtünün adı olamaz. O bez parçasıdır. Örtü, İslam kadınının başına koyduğu, üzerine tesettürünü aldığı erkeklerin şehevi bakışlarını men eden, onu koruyan İslam kıyafetinin, Hazreti Fatıma'nın, Zeynep'lerin, sevdelerin, izzet sancağının adıdır örtü. Kirletemezler. Şimdi fotoğraflar var gördünüz. Kardeşlerim gösterdiler. Bahar şenlikleri yapıyorlar. Sarhoş kusmukları var. Sarhoşların gözleri dönmüş. Onların arasında başında bez parçaları olan kadınlar var. Başlarında bez parçaları olan kadınlar var erkeklerin omuzunda. Onlar İslam'ın izzetini, Hazreti Fatıma'yı, Ayşe'yi, Kur'an'ın tesettürünü anlatamazlar. Onlar sadece bez parçalarını taşıyorlar üzerlerinde. Bizim örtümüz o değil.'' ve men yuazzim şairallahi fe min takval kulub. Allah'ın şairine tazimde bulunacaksınız. Seyit onbaşı canını ortaya koydular. Denizlili Ömerler, binbaşı Lütfiler, onlar Çanakkale'de İslam'ın sancağı olan Aişe anamızın üzerine aldığı tesettürü korudular onlar.'' Çünkü Allah onları onu korumayı emretmişti ve men yüazzim shairellahi fe innaha min takval kulub Onlara 375 kiloluk topu nasıl kaldırdınız? Hani şimdi neden kaldıramıyorsun? Seyit Onbaşı'ya Cevat Paşa sorduğu zaman hani kaldırmıştın ya. 3 defa kaldırmıştın. Peki ya şimdi neden kaldıramıyorsun diye sorduğu zaman Allah'ın inayetiyle yeniden kaldırırım komutanım. Ama kaldırmak için Fransız Oşin zırhlısının Çanakkale'deki bütün tabyaları vurup İstanbul'a doğru anamın şarşafına, örtüsüne elini uzatmak için o gavurun gidişini görmem lazım. Ve men yuazzim şairallahi fe inneha min takvel kulub. İslam genci, Müslüman kardeşim o örtüyü, o çarşafı, ananın çarşafı örtüsü gibi canın pahasına da olsa koruma mecburiyetindesin. Buna memursun. Ama hayır o değil. O bez parçası sarhoş kusmukları arasında şarkıcılar, dansözler sahnedeyken orada o bez parçasıyla gelenler onlar Hazreti Muhammed'i temsil edemezler. İslam'ın izzetini, iffetini anlatamaz onlar. Olsa olsa ancak şu olabilirler. Hani tavuğu soyuyorlar, dükkanın vitrinine koyuyorlar. Midedeki açlık şehvetini tahrik için bunu yapıyorlar. Onlar da başlarına o bez parçalarını, sarhoş kusmuklarının olduğu yere gidiyorlarsa bahar şenliğine, o dansözlerin sözlerin arasına, o ayyaşların, o haydutların arasına bir kadın gidiyorsa adı ne olursa olsun, Fatıma olsun, Zeynep olsun, o İslam'ı temsil edemez, o örtüyü anlatamaz. O Bilecik'teki o kadınlar yavrularını Çanakkale'ye gönderirken, eğer camilerimizin kandilleri sönecek, başımızdaki örtüye, çarşafımıza gavurun eli uzanacak. Sen de Çanakkale'den salimen dönersen, ananın sütü sana haram olsun diyen o kadınlar bunun hesabını soracaklar. Başörtüsü, çarşaf yasaklandığı zaman Yugoslavya'da 40 yıl evinden dışarıya çıkmayanlar, örtümüz çiğnenmesin, bu örtü açılmasın, çarşafımız, pardüsümüz İslam'a uygunsa, çiğnenmesin diye 40 yıl evinden çıkmayıp tabutlarıyla çıkanlar kıyamet günü Allah'ın huzurunda bunun hesabını soracaklar kardeşlerim. Peki imanla küfür var dedi ya Huzeyfe bin Yaman radıyallahu an. Onlar iman için hayatlarını ortaya koydular. Peki sen ne yapıyorsun kardeşim? Onlar bahar Şenli adı altında Müslümanların aldatılan kızlarını o sarhoşların, ayyaşların arasına, o dans patenle, o dans salonlarına, açık havalara çekerken Müslüman gençler kaç tane bildiri okudunuz? Bu, bu millete, bu tarihe, yerin altında bu örtüler korunsun diye hayatlarını veren, şu hedanın kemiklerini sızlatırken Müslüman gençler ne yaptınız siz? Ne yaptık? Ne yapıyoruz? Bu çiğnenen, İslam kadınının izzetidir. Çanakkale'nin kemikleri sızlatıyor diye ne yap, ne yaptılar? Ne yapıyoruz? Allah Teala bunu da soracak. O kadınlar soracaklar. O kanı arabaları cepheye top taşırken hayvan ölünce onun yanına kendisi giren 19-20 yaşında şerife bacılar yavrusunu arkada kar yağarken top mermilerine sarıp oraya koyan yavruları o halde şehit olan o halde o mermileri dağlardan cephedeki muhammedilere taşıyan o kadınlar örtünün o sarhoş kusmukları arasında bu halde çiğnenişine sessiz kalanlara kıyamet günü bunun hesabını soracak kardeşlerim. O halde ya hep İslam ya hiç İslam. İslam sentezi kabul etmez. Allah'ın dinini hiçbir haydut kapitalizmaya, sosyalizmaya, akademik kariyeri ne olursa olsun yamamasına müsaade etmeyiniz. İmanımız ve İslamımız buna müsaade etmez kardeşim. Peki babul vesvese. El fasl evvel an Hureyre radıyallahu anh. Kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما وسوست به صدورها مالم تعمل به أو تتكلم أبو هريرة رضي الله عنه رواية دير أفنى صلى الله عليه وسلم بيرير لك الله تعالى تجاوز عن أمتي عفا عن أمتي يعني الله تعالى أمتي من عفتي ما وسوست bihi suduruha, o sadırlarının kalplerinin onlara verdiği vesveseyi o vesveseyi affetti. Eğer o vesvese amele dönüşmediyse, söze dönüşmediyse Allah Teala bundan dolayı bu ümmeti hesaba çekmeyecek. La yukellifullahu nefsen illa Ancak gücünüz, ancak takatiniz kadar sorumlusunuz. Buyuruyor Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu ifade ediyorlar. Vesvese kardeşlerim, as-savtul hafiyyü, gizli ses. Dışarıdan geliyor ama sadece o sesi siz alıyorsunuz. Yandaki bilmiyor, öteki bilmiyor. Birisi vesveseye mahkum olunca kendi çevresinden uzaklaşır, arkadaşlarından uzaklaşır, zihni kalbi perişan olur. Bir şeyi yapar, döner bir daha yapar. Yapar, bir daha yapar. Onun için İslam vesvese mahallerini kuruttu, ortadan kaldırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Safiye anamız yanına geliyorlar. Onu uğurluyorlar. İtikaftalar sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi böyle sokak lambaları yok, karanlık var. İki sahabi de oradan geçiyor. Efendimiz eşini uğurlarken görüyorlar. Çağırıyor, gelin buraya diyor. İnne ma hiye Safiye bint Huyay buyuruyor. İşte bu eşim Safiye radıyallahu anha. Ya Resulullah, Subhanallah diyorlar. Yani bizim size karşı bir tereddüdümüz olur mu ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytan insanoğlunun damarlarında dolaşıyor. Yani buradan gidersiniz o size vesvese verebilir. Acaba o kadın gecenin şu saatinde peygamberin yanında kimdi? Yani dolayısıyla Müslüman birisi kapı kapandığı zaman ancak dışarıdan içeriye zili basıp da siz onlar haber verince açıyorsanız böyle bir yerde başka bir kadınla baş başa kalamaz. Dışarıda vesveseler olur. Milletin aklını ruhunu kirletecek durumlarda durumları temizleyin onlardan uzak durun. Ama herkes gelebiliyorlar. Bir dükkan var. O dükkan kapı kapalı değil. Oraya birisi geliyorsa, orada bir kadınla erkek varsa, uygunsuz bir durum yoksa bu halveti sahiye olmaz. Bu haram olmaz. Neden? Çünkü orada vesvese durumu oluşmaz yani. yani. O kadın oraya gelmiştir, bir işi vardır, adam da oradadır. Kapı kapalı değilse, onun için Müslümanlar yanına bir kadın geldiği zaman dışarıdakiler de doğrudan gelip içeriye giremiyorlarsa, ev kapısı gibi ise sadece içeriden açılabiliyorsa o zaman kapıyı açık saklamalılar ya da sadece içeriden açılacak şekilde olmamalı kapı. Vesvese mahallerinde Müslüman uzak duracak. Dışarıdan geliyor, içeriye giriyor. İçeriye bir girince adamın çocuklarına, adamın eşine, kadının kocasının eşine karşı bakışını değiştirebilir, aileyi perişan eder. Onun için e, o vesveseden korunmak için Kur'an-ı Hakim bize iki tane sure indirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem felek ve nas surelerini okuyor. Ashab-ı kiram efendilerimize de bunu terkin ediyor. Yani siz şimdi şeytandan size vesvese geliyor. Neyi okuyorsunuz? Nas suresini okuyorsunuz vesvese şeytandan en güçlü düşmandan geliyor. Onunla mücadeleniz, onunla muharebeniz olacak diyorsunuz ki kul bir bi rabbinnas. Halbuki Allah Teala bütün mahlukatın mürebbisidir. Bütün mahlukatın rabbidir ama Cenab-ı Hak burada kendini insanlara izafe ediyor. Rab kelimesini insanlara izafe ediyor. Neden? Yani şeytana karşı Rabbini kendine o kadar yakın bul ki vesveseden seni sadece mürebbi olan Allah kurtarır. Kul a'udhu bi Rabbin nas. İnsanların nasın mürebbisi olan Allah'a sığınıyorum. Sonra o mürebbidir ama sadece mürebbi değil. Melikin nas. Bir de o yeryüzünü idare eden, yöneten Allah'tır. O halde vesveseden korunmak için evini, dükkanını, iş yerini kainatın meliki olan, kainatın yöneticisi, idarecisi olan Allah'a teslim et. Onun kanunlarına, onun kurallarına göre idare et. Melikin nas hem mürebbimizdir o. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas bir de ilahin nas. O bütün insanlığın yegane mabududur. Sadece ona ibadet ediyoruz. O halde terbiye eden, idare eden, mabud olan, yalnız kendisine ibadet edilen Allah'a sığınıyorum. Kimden? Min şerril vesvasil hannas. Desiseleri olan, gizli kendi dünyasında sürekli filmler çeviren, o şeytanın saldırılarından ya Rabbi. Minel cinneti vannas. Hem insanlar cephesinden, hem cinler cephesinden, o bize gelen, taarruzda bulunan, o vesvese veren şeytanlardan sana sığındım, sana geldim ya Rabbi. Namaz kılıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allahu Ekber'i duyunca kaçar. Ezan Muhammed'i duyunca uzaklaşır. Hem garip sesler çıkararak gider. Sonra gelir namazda seni ihva eder. Namazda seni yıkmaya çalışır. Sonra kamet getirilince tekrar oradan uzaklaşır. Tekrar ayrılır, kaçar gider. Sonra tekrar gelmeye çalışır. Namazda sana der ki uzkuru keda uzgur keda şunu da hatırla bunu da hatırla 10 yıl önceki şeyleri namazda Müslüman'a hatırlatır. Kime gelir? Kime gelip vesvese verir? Müslüman'a gelir. Peki neden Müslüman'a gelir? Hırsızlar boş eve girmezler. Dolu eve girerler. Kafire gelir mi? Zaten onu yıkmış. Zaten onu kendi tarafına almış. Ama senin kalbinde iman var. Senin kalbinde irfan var. Senin kalbinde muhabbetullah var onu almaya, onu yıkmaya geliyor. Onun için sana saldırıyor. Hz. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, اِنَّ الصَّلَاةَ la لَا وَسْوَسَتَ ف۪يهَا اِنَّمَا هِيَ صَلَاتُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى Bir namaz ki diyor, onda vesvese yoksa o Yahudilerin ve Hristiyanların namazıdır. Yani şeytan seni adam yerine koymuyor demek ki. Sana gelecek, sana saldıracak, sana sürekli onun taarruzları olacak. Sen de ona direneceksin. Allahu ekber. Allah senden büyük diyeceksin. Kul a'udhu billahi minnasi malikin nasi ilahi nas min şerril alwaswas alkhannas illa fi sudurin yani insanların yüreklerine vesveseyi akıtan, boşaltan, desiseleri olan insan ve cinlerden, o şeytanların taarruzundan sadece ve sadece sana sığınıyorum ya Rabbi. Bu sığınma hali tahakkuk etmesi için kardeşlerim, yani nasıl bir Allah'a sığındığınızı bileceksiniz. O mürebbi olan Allah, kainatı idare eden, ve yegane mabud olan Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz, ona iltica ediyoruz. İşte o sizi o zaman şeytanın bütün saldırılarından, bütün taarruzlarından Allah'ın inayetiyle muhafaza edecek. Ve anhu ve an Ebi Hureyre. Ve an Ebi Hureyre kal, Câ'e nâsun min ashabi Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem ilen inna necidu fi enfusina ma yetaazamu <laughs> ahaduna en yetekelleme bih. Efendimiz'e bir grup geliyor yani. Câ'a <laughs> cemaatun. Bir cemaat Resulullah Aleyhisselam'a geliyor. Onların vesveseye dair problemleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkıyorlar. Diyorlar ki, Ya Resulallah biz yüreğimizde, biz içimizde öyle şeyler buluyoruz ki en yetekelleme bihi yani onları konuşmak bile bize büyük geliyor. Neden büyük geliyor? Çünkü listihaletihi fi hakkı Rabbina tebarek ve teala. Yani onu o şeyi, o kelamı, öz, o sözü Cenab-ı Hak hakkında konuşmayı muhal görüyorlar, imkansız görüyorlar, felaket görüyorlar, helaket görüyorlar. Akıllarına şeytan, Allah Azze ve Celle'ye dair öyle vesvese getiriyor ki, onu Ya Resulallah diyorlar. Onu konuşmayı böyle kendi içimizde çok büyük, yani bunu dersek dinimizi, imanımızı, her şeyimizi kaybederiz. Böyle görüyoruz kendimizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَكْ صَرِيحُ الْاِيمَانِ kalbinizi böyle buluyor musunuz? Yani siz kendinizi eğer biz şeytanın bize Allah Azze ve Celle'ye dair verdiği bu vesveseyi söylersek yıkılırız. Her şey burada biter. Bu halde görüyorsanız işte bu. Yani sarihul iman. Nedir bu? Bu sözü böyle büyük görmeniz imanınızın kamil olduğunun işaretidir.'' Yani Allah'a dair şeytan siz dolusunuz, imanınız var, sürekli vesveseler getiriyor. Siz de bunu düşünmeyi, konuşmayı bile her şeyi kaybetmek olarak görüyorsanız, zek sarihul iman. İşte bu imanınızın kamil oluşunu, zirvede oluşunu ispat eder. Ve <laughs> anhu yine Ebu Hurayra radıyallahu anh efendimizden قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم. Şeytan شيطان gelir, جلير içinizden bir Müslümana gelir فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا Şunu kim yarattı der, yani semayı, yeri kim yarattı der, حَتَّى يَقُولُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ bu soruları böyle zincirleme sana sormaya devam eder. Sonunda Rabbini haşa kim yarattı o soruyu sana sorar. فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَالْيَنْتَهِ Yani, yani burada iki türlü mana verebiliriz. O kişi şeytanın kendisine sorduğu adam. Yani اَحَدَكُمْ buyurmuştu ya. يَأْتِي شَيْطَانُ اَحَدَكُمْ o birisi o sorular neticesinde buraya kadar geldiyse, o zaman hemen Cenab-ı Hakk'a sığınsın, vazgeçsin, başka bir konuya, başka bir mevzuya geçsin, onu düşünsün. Ya da <laughs> fe balagahu balaga şeytan. Şeytan soruyu buraya kadar getirdiyse, yani sana men halaka rabbek haşa bunu sorduysa, işte o zaman orada durma, orada düşünme, Oradan hemen farklı bir konuya, farklı bir mevzuya geç. Onu haber veriyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Müslüman birisiyle ateistle oturduğu zaman onunla münazara yapacak. Ebu Hanife'nin yaptığı gibi o ateistle oturuyor. Onların hepsini ateistlerle oturuyor. Perişan ediyor onları kelam münazaralarında. Hani sonunda münazaranın minbere çıkıyor ya Adam da diyor ki ona ateist, madem senin Rabbin varsa şu an neyle meşgul? Senin gibi bir zındığı minberden indirdi, benim gibi bir Müslümanı çıkardı diyor. Allah'ın inayetiyle o zındıkları zanadıka taifesini bu ümmet münazara meclislerinde susturup bu kelamı bugüne getirdiler, İslam'ı getirdiler. Ama karşıdaki şeytansa, şeytanla mücadeleyi sonuna kadar getirmeyin diyor Efendimiz. Orada durun. فَلْيَسْتَعِذْ billah.'' Cenab-ı Hakk'a sığının. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Bu şeytanın vesveselerinden sana geldim. Namazda, abdestte, gusülde, oradan buradan vesvese veriyor. Hemen terk et, ayağının altına al. Sanki hiç o vesvese yok, yokmuş gibi davran abdestin varmış gibi davran, sürekli o vesveseyi getiriyorsa yıkılma. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm de ona iltica et. Ve anhu kal kal Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem la yazâlun nâsu yetesâelûn hattâ yuqâl Hâzâ halakallâhul halka femen halakallâh İnsanlar böyle soruyorlar ta şuna kadar sormaya devam edecekler. Ya birbirlerine soruyorlar ya da birisine soruyorlar. Diyorlar ki şunu soruyorlar yani. Halakallahul halka. Halk burada mahluk anlamında. Allah Teala bütün mahlukatı yarattı. Peki onu haşa kim yarattı? Femen vecede min zalike şey'en felyekul amantu billahi ve rusuli. Kim böyle bir sözle karşılaşırsa kim de böyle bir düşünce olursa, böyle bir vesvese gelirse hemen iman etsin. Yeniden başlasın İslam'a. Allah'a ve peygamberlere yeniden iman etsin. Peki neden? Çünkü femen halakallah. Allah'ı kim yarattı deyince haşa onun mahluk olduğuna inanmış olur. Yaratılmış olduğuna, onun bir yaratanı varsa haşa ne olur? O da haşa yaratılmış olur. Onun için kardeşlerim, bizim kelam kitaplarımız muttafakun aleyh, bu hadis muttafakun aleyh. Taftazani neyle başlıyor? Önce şu kadar sahife gidiyor, alemin hadis olduğunu, sonradan olduğunu, yaratıldığını, onu yaratanın da Allah Azze ve Celle olduğunu akılla ispat ediyor. Akılla bütün akli mektepleri karşısına alıyor, menheşleri karşısına alıyor. Sen diyor, nasıl ateist oldun gel bakalım buraya. Geliyor, nelerin var elinde getiriyor. Teker teker hepsini çürütüyor. Ayeti kerime kullanmıyor. Ayeti zında kullanamazsın. Zaten o Allah'a inanmıyor ki Allah'ın sözüne inansın. Peki önce akılla onları susturuyor. Onlar susunca sonra onları susturan Allah'ın kulu, Allah'ın ayetleriyle ehli sünnet akidesinin esaslarını ortaya koyuyor. Artık aklın kainatın sahibine itiraz etmeye mecali kalmadı, dermanı kalmadı. O halde bugün kelamı kardeşlerim ideologyaların, ateizmanın vesairenin İslam'a karşı yönettiği ne kadar yalanlar varsa onların hepsini önce akılla çürütecek. Akılla onları bertaraf edecek, tasfiye edecek. Sonra Kur'an-ı Hakimi tertemiz yüreklere okuyacaksınız. Önce o yürekleri temizleyecek, Allah'ın ayetlerine muhatap hale gelecek. Ondan sonra Rabbimizin ayetlerini o yüreklere okuruz Allah Teala'nın inayetiyle. Cenab-ı Hak hepimizi alemi İslam'ı vesveselerden, şeytan taarruzlarından muhafaza buyursun. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın okuduğu zaman Ashab-ı Kiram'ın okuduğunda nasıl şeytandan onun vesveselerinden korunduysa Nas Suresini okuyup bütün belalardan, bütün vesveselerden Allah Teala bizi de, imanımızı da, düşüncemizi de o şekilde muhafaza buyursun. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin inşallah. Haftaya yine inşallah biz Bursa'da olacağız. Bugün için yani cumartesi günü Selim Hocam burada olacaklar. riyas Salihin dersinden devam edecekler. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel Murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.